Evet, selamun aleyküm, saygıdeğer izleyiciler. 7 e, yedinci hakikatten devam edelim. E, hemen hemen yarısına kadar gelmiştik. Hafiz ismini öğrenmeye çalışıyorduk. Rakip ve Hafiz isimleri yeryüzünde hemen her şeyde bizi, bizim için birer muhafaza e, cihazı, birer kayıt cihazı hükmünde tecelliler bulunduğunu, suda, havada, toprakta, taşta, e, gökyüzünde, melekler içerisinde ve dahil, e, dahil bizim hayatımıza ilgili birçok şeyimizi kayıt altında tuttuğunu, bitkilerin çekirdeklerine kadar bitkilerin hayatını, genetik durumunu kayıt altına tuttuğunu vs. Hafiziyetin yeryüzüne çok büyük tecellisi olduğundan bahsetmiştik. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu hafiziyetin, bu hafiz isminin, hafiz sıfatının bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki hafiz sıfatının yeryüzünü bu kadar muhafaza altına alması, her şeyi kayıt altında tutması, her şeyin kaydını koyduğunu tutarak adeta bir ebedi hayatı hazırlaması her şeyi bize şunu gösteriyor. Şu mevcudatın maliki olan Cenab-ı Allah mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Allah'ın bu mülkte yeryüzünde cereyan eden her şeyin kayıt altında tutulmasına, her şeyin zapt edilmesine, her şeyin e, kayıt altında muhafaza edilmesine, hiçbir şeyin kaybedilmemesine çok büyük bir dikkati var, ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hakimiyet vazifesinde bu muhafaza işine son derece dikkat eder. Hem rububiyeti saltanatında, Gayet ihtimamı göz gözetir. Saltanat rububiyetinde bu işe çok derecede çok büyük ihtimam gösterir, e, önem gösterir. O derece ki en küçük bir hadiseyi en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. En küçük bir hadiseyi en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini mütatit şeylerde hıfz eder. Şu hafiziyet işaret eder ki Allah'ın böylesine her şeyi kayıt altına tutması, kayıt ettirmesi, muhafaza altına alması işaret eder ki ehemmiyetli bir muhasebeyi amal defteri açılacak. Ehme, ehemmiyetli bir amelleri tartan, muhasebe eden bir defter açılacak. Ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın, insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim olan fiilleri mühim bir hesap ve mizana girecek. Sayfeyi amelleri neşredilecek. Evet bu insan boş boş bırakılmayacak. Bu insanın yaptıkları her şey, her ameli, hem her fiili, her e, davranışı bir hesap ve mizana girecek şekilde Yazı, yazılıyor, kan, kayıt altına alınıyor. İnsan bir büyük muhasebeye girecek. Amelleri bir mizana girecek. Amelleri tartılacak. Bu insanın amelleri tartılacak. Pazara giriyoruz. Bir kilo patates, bir kilo soğan alıyoruz, bir kilo elma alıyoruz ve onu tartıya veriyoruz. Tartıya, mizana çekiyoruz. Teraziye koyuyoruz. Ne kadar patates aldım? Bir kilo 100 gram. Gramına kadar parasını ödüyoruz. Ne kadar e, pirinç aldım? 1 kilo 200 gram tartıyoruz. Parasını ödüyoruz. Bakınız her şey tartıya giriyor. Mizana giriyor. Ölçüye giriyor. Ölçüsü tartısı hiçbir şey almıyoruz. İnsanın da yaptığı tüm amelleri, tüm davranışları, tüm hareketleri, tüm fiilleri, tüm işleri amele girecek, mizana girecek, tartıya girecek ve Cenab-ı Allah hüküm verecek. Bu insanın değeri bu. Bu insanın amelleri şu eder. Bu insanın şu kadar ameli var. Bu kadar günahı var. Bu kadar sevabı var. Bu kadar güzellikleri var. Bu kadar değeri var. Bu insanın ettiği değer şudur diye Cenab-ı Allah bize numara verecek. Değer verecek. Kayıt edecek. Kayıt karşısında bizim için amellerimizi mizamı çekecek. Hesaba çekecek. Amel sayfalarımızı neşredecek ve onu biz göreceğiz. Her şeyin muhafazasını alan, kaydını tutan Cenab-ı Allah insanın çok daha büyük kaydını tutuyor. Her amelini kaydettiriyor. İki melek insana tahsis etmiştir. Buna Kur'an-ı Kerim kiramen katibin diyor. Bu kiramen katibin olan melekler sağ ve sol omuzlarımızda olduğunu biz biliyoruz. Hadis-i Şerif yoluyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor ve sağ omuzumuzdaki melek iyiliklerimizi, güzel amellerimizi yazıyor. Sol omuzumuzdaki melek de günahlarımızı yaz yazıyor. Bütün bu yazılar, bu kayıtlar, bu muhafazalar nereye gidiyor? Alemin misal yoluyla mahşere ulaşacak e, saygıdeğer izleyiciler. Evet. Acaba hiç kabil midir ki insan hilafetle, emanetle mükerrem olsun? insana hilafet makamı verilsin, insana emanet verilsin ve insan kerem sahibi kılınsın da rububiyetin türlüyat şu'ununa şahit olarak yani Allah'ın terbiye edicilik sıfatının büyük bir tecellisine şahit olarak insan şahit olarak yani havanın terbiyesine, suyun terbiyesine, toprağın terbiyesine, yeryüzünün her bir şeyinin taşının, toprağının, dağının, taşının, suyunun terbiyesine ee, insan şahit olarak, insan bunları kullanarak lezzetlerin, nimetlerin terbiyesine insan şahit olarak yani bir elma bir elma mevsiminde ne kadar lezzetli oluyor. Bir karpuz, bir üzüm, bir vişne, bir kiraz ve sayamayacağımız kadar meyvelerin hepsi kendi mevsiminde ne kadar güzel, ne kadar leziz, ne kadar terbiyesi güzel verilmiş olarak bize takdim ediliyor. Dolayısıyla biz bunların e, Allah'ın rububiyetinin külliyat-ı şuununa yani büyük tecellisine biz şahidi sayılırız derler. Şu gözler şahit, bu diller şahit, bu eller şahit, bu kalp, bu gönül, bu insan şahit buna. Buna şahit. Evet, rububiyet, rububiyetin büyük işlerine şahit olarak kesret dairelerinde vahdaniyet ilahiyenin dellallığını ilan etmekle çokluk dairelerinde neresi çokluk daireleri? İşte yeryüzü. işte dünya. Dünyada çokluk aleminde yaşıyoruz. Vahdet dairesi değil bu dünya. Kesret dairesi. Yani her şeyin işte, alayışla, numayişle bize gülümsediği altınıyla, efendim parasıyla, puluyla, mülküyle, malıyla dünyanın bizi adeta sarmak istediği bir kesret aleminde yaşıyoruz. Her şey bizi sanki kendisine celbediyor, cezbediyor. Oysa bizim nazarımız tek olan Allah'a dönük olması gerekiyor. Vahdet içinde olması gerekiyor. Ama her şey bizi cezbediyor ki her şeye kadar her şeyden vazgeçip Allah'a ne zaman dönersek biz Allah katında inşallah değer kazanıyoruz. İşte kesret dairelerinde bu çokluk aleminde Allah'ın birliğinin dellallığını ilan etmekle eksel mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da sonra kabre gidip rahatla yatsın ve uyandırılmasın. Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin. Mahşere gidip mahkemi kübrayı görmesin. Hayır ve asla. Hayır ve asla. İnsan ekser mevcudan tesbihatını ibadetlerine müdahale ediyor. Onu alıyor, oraya dikiyor. Onu alıyor, bunu e aşılıyor, bunu alıp bahçesine döküyor, bir bahçe tanzim ediyor, bağının bahçesine buna göre tanzim ediyor. Dolayısıyla her şeyin ibadetine, tesbihatına, yaşayışına, ameline e, müdahale ediyor insan. Bir zabitlik vazifesi yapıyor, müşahitlik ve derecesini bir vazife yapıyor. Her şeyin Allah'a zikrini, fikrini, tesbihatını insan müşahede ediyor, görüyor, izliyor, şahitlik ediyor, her şeyi kullanıyor. Her şeyi kendi çıkarı için kullanıyor ve böyle bir insan her şeyi kullanan bütün dünyayı kullanan malı mülkü kullanan parayı pulu kullanan hayatı kullanan dünyayı kullanan bu insan her şeyi kullanan bu insan kabre gidecek rahatla yatacak uyandırılmayacak küçük büyük amellerine sual edilmeyecek mahşere gidip mahkemeyi, kübra'yı görmeyecek buna imkan yok bu insan kabre gidecek rahatla yatmayacak yani orada bir hesap var ve sonun sonunda uyandırılacak. Küçük büyük amellerine sual görecek, mahkeme-i kübrayı görecek, hesabını verecek ve inşallah alnının akıyla cennetine ulaşacak inşallah. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkünat kadik, mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamandaki mucizat kudreti olan vukuatı şehadet eden. Burada Üstad Hazretleri bir hadiseden bahsediyor. Bizim çoğu zaman nazarımızdan kaçırdığımız bir şeydir bu. Gelecek zaman dediğimiz zaman hayatın devamı var, ölüm var, kabir var, mahşer var. Bir büyük inkılaplar var adeta. Bize uzak gibi gözüküyor ama Bediüzzaman diyor ki şu geçmiş savana bakın Geçmiş zamanda neler olmuş bitmiş, neler yaşamış bu alem, bu insan nasıl yaratılmış, binlerce seneden beri insan yeryüzünde mevcut geçmiş zamanda. Hz. Adem gibi bir inkılap yaşamış bu dünya, yokmuş insan insanoğlu dünyada, cinler varmış, hayvanlar varmış, bitkiler varmış, insanları Cenab-ı Allah yaratırken bir büyük inkılapla insanı yaratmış, insan yaratacağım demiş. Melekleri itiraz etmiş tabir caizse. Bu insanı fitne çıkarır, kan dökerler demiş. Şeytan itiraz etmiş. Secde etmeyeceğim demiş. Allah'a isyan etmiş. Allah'tan ki melekler isyan etmeyerek Allah'a itaat etmişler. Nice nice inkılaplar var geçmişe baktığımızda, dünyanın evveliyatına baktığımızda. O halde geçmişteki bütün Allah'ın fiilleri gelecekteki fiillerine şahittir. Gelecekteki fiillerinin e, temsilcisidir. Bu kadar geçmiş zaman varsa gelecek zamanda bu vaat edilen şeyler olacaktır demektir. Buna şüphe yok. Bir haşiye var burada. Evet zaman hazırdan ta ibtidai hilkat aleme kadar. İbtidai hilkat-ı alem nedir? Alemin yaratılışın başlangıcına kadar bir dön. Buna diyor ki bugün fizik alemi, fizik dünyası Big Bang diyor. Yani ilk yaratıldığı an kainatın bir büyük patlamayla yaratıldığı an. O Allah'ın iradesinin kün emrinin buyurulduğu an. Kün emriyle beraber her şeyin bir bomba gibi tabir caizse patladığı, yaratılışın patladığı, yaratılışın gerçekleştiği, patlayarak bir büyük patlayışla başladığı an. O ondan sonra kainat halden hale geçiyor. O kozmik bir çorbadan sonra, unsurlar, maddeler, mineraller, atomlar vesaire hızla, hızlı bir şekilde yoğunlaşarak yıldızlar şeklinde, galaksiler şeklinde tezahür ediyor. Bu kainat yavaş yavaş yaratılmaya, hızlı bir şekilde yaratılmaya başlıyor. Ve milyarlarca sene sonra dünya yaratılıyor. Dünya güneşin etrafında dönmeye başlıyor güneşten koparak. Dolayısıyla bir yaratılış serüveni var. Yani bu andan itibaren iptidai hilkata aleme kadar bir dönelim. Alemin yaratıldığı güne dönelim. Öncemize bir dönelim. Bir bakalım. Allah neler yaratmış. Bir şu zamana bakın. Allah neler yaratmış. Şu ana kadar. Bunca şeyleri yaratan Allah e şu tarafta istikbarla ilgili vaatleri var. Elbette yapacaktır. Bu tarafı yaratan Allah bu tarafı yaratmaktan aciz değildir. Aciz değildir. Aciz değildir. İptidai hilkata aleme kadar alemin yaratıldığı başlangıca kadar olan zamanı mazi umumen vukuattır. Geçmiş zaman vukuattır, vakalardır, yaratılmış olaylardır. Bunlar yaratılmıştır. Vücuda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı birer satırdır, birer sayfadır, birer kitaptır ki kalemi kader, kalem kader ile tersim edilmiştir. Kader kalemi ile resim resim yapılmıştır geçmiş zaman. Desti kudret kudret eli mucizat ayatını onlarda kemale hikmet ve intizam ile yazmıştır. Ayetlerin mucizelerini geçmiş zamanda tam bir hikmetle, tam bir intizamla, tam bir düzgünlükle yazmıştır. Şu zamandan ta kıyamete kadar, şimdi gelecek zamana bakın, şu zamandan kıyamete kadar, ta cennete, ta ebede kadar olan zamanı istikbal, umumen imkanattır. Yani mazi vukuattır, istikbal imkanattır. Mazi yaratmıştır, fiildir, ortaya koymuştur, önümüze koymuştur. Bir uzun mazi vardır, gelecek istikbal vukuattır, e, imkanattır. Yaratma imkanı bulunan imkan halindedir. E, dolayısıyla yaratmamıştır ama yaratacağını vaat etmiştir. Vaatleri imkanattır. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse, geçmiş zamanı gelecek zamanla böyle karşı karşıya getirsen, nasıl ki dünkü günü, dünkü günü halk eden, yaratan ve o güne mahsus mevcudatı icat eden zat, yarınki günü mevcudatıyla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe getirmez. Dünkü günü yaratan ve dünkü günün içerisinde bütün o mevcudatı yaratmaya muktedir olan, yaratmış olan Cenab-ı Allah yarını yaratmaya elbette hiçbir zaman e, onun, onun kudreti yeter. Yarını yaratmaya şüphe yoktur. Yarını yaratacaktır. Şüphe götürmez. Öyle de şüphe yoktur ki şu meydanı garayip olan zamanla mazinin mevcudatı şu garayip, garip meydan olan Meydanı karayip olan geçmiş zamanın mevcudatı, meydanı karayip, yani fevkalade ince, garip, şaşırtıcı, hayranlık verici işler yaratılmış geçmiş zamanda. Bir kainat yaratılmış, güneş sistemi yaratılmış, yıldızlar yaratılmış, devasa bir kainat ve güneş sistemi harikulade. Güneş sistemi yaratıldı, ondan itibaren tıkır tıkır işleyen bir sistem. Yaratılmış bir karahit meydan, bir ince işler meydanı olan geçmiş zamanın bütün mevcudatı, bütün varlıkları ve harikaları bir Kadir-i Zülcelal'in mucizatıdır. Allah'ın kudret elinin mucizatıdır. Kat'i şehadet ederler ki o Kadir olan cenab Allah bütün istikbalin, bütün geleceğin, bütün mümkünatın icadına, bütün acayibinin izharına, muktedirdir. Bütün acayibinin yaratılmasına, ortaya çıkarılmasına, meydana çıkarılmasına muktedirdir. Kabir yaratır, alem-i ervahı yaratır, yaratmıştır. alem mahşeri yaratır, insanları tekrar yaratır, mahşer alemine alır, orada hesaba çeker, cenneti ve cehennemi yaratır ki yaratmıştır. İnsanların bir kısmını cennete, bir kısmını cehenneme alır ve ikisini ebedi kılar. Bu da Cenab-ı Allah'ın kudreti kifayet eder. Allah'ın kudreti buna yeter tabir caizse. Bütün gece geleceğin acayiplerine, Cenab-ı acayiplerinin izharını ortaya konmasına muktedirdir. Evet nasıl ki bir elmayı halk edecek. Elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Üstad Hazretleri'nin misalleri fevkalade çarpıcı ve net misallerdir, suretlerdir bir elmayı yaratacak olan kudret bütün dünyadaki elmaları yaratan kudrettir. Bütün dünyadaki elmaları yaratan kudret koca baharı bütün içindekilerle beraber güzellikleriyle beraber icat etmeye yaratmaya muktedir olan kudrettir. O ondan ayrı değildir. Bir elma bütün elmalardan bağımsız değildir. Bütün elmalar bütün bahardan bütün mevsimlerden ayrı değildir. Baharı icat etmeyen Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. Zira o elma o tezgahta dokunuyor. O elma bahar tezgahında dokunuyor. Baharı yaratmayan elmayı nasıl yaratsın? Elmayı o baharda yaratıyor. Bahar bir tezgahtır. Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir bir elma bir ağacın belki bir bahçenin belki bir kainatın misali musavvarıdır. İşte buyurun. Bir elma bir ağacın belki bir kainatın kainatın küçük bir misalidir. Hem sanat itibariyle koca ağacın bütün tarihi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir harikayı sanattır ki öyle bir sanat harikasıdır ki onu öylece icat eden hiçbir şeyden aciz kalmaz. Öyle de bugünü halk eden kıyamet gününü halk edebilir. Bugünü halk eden kıyamet gününü halk edebilir. Ve Bahar'ı icat edecek Haşr'ın icadına muktedir bir zat olabilir. Bahar'ı kim yaratıyorsa Haşr'ı yaratmaya da o zat muktedirdir. Zamanı mazinin bütün alem alemlerini geçmiş zamanın bütün alemlerini zamanın şeridine kemali hikmet ve intizam ile takıp gösteren zamanın şeridine tam bir hikmet ve intizamla takıp gösteren elbette istikbal şeridine dahi başka kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Kat sözlerde bilhassa 22. sözde gayet kat'i ispat etmişiz ki her şeyi yapamayan hiçbir şey yapamaz. Her şeyi yapamayan hiçbir şey yapamaz ve bir tek şeyi halkeden her şeyi yapabilir. Bir tek şeyi halkeden her şeyi yapabilir. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse bütün eşya, bir tek şeye bir tek şey gibi kolay olur. Eşyanın icadı bir tek zata verilse yaratılması, bütün eşya, bütün kainat, bütün varlıklar bir tek şey kadar bir tek şey gibi kolay olur. Ve suhulet feyda eder. Kolaylık ortaya çıkar. Eğer müteatit esbabı verilse yani ağaçlar birine verilse, taşlar birine verilse, toprak birine verilse, hava birine, su birine, gökyüzü birine, yeryüzü birine, farklı farklı yaratıcılara verilse ve kesrede isnat edilse çokluk sistemiyle çoklu bir tabir caizse söz verilse dışarı çoklu bir tanrıya verilse, ilaha verilse bir tek şeyin icadı bütün eşyanın icadı kadar müşkülatlı olur, zor olur. Bir tek şeyin yaratılması bütün şeylerin yaratılması, bütün kainatın yaratılması kadar zor olur. Ve imtina derecesinde subet peyda zorluk ortaya çıkar. Çünkü bir şey her şeyle alakadardır. Bir elmanın bir taneci, bir zerreciği bütün kainatla alakadardır bir elma yaratan bütün kainatı yaratan zat olacaktır. Bir insanı yaratan bütün kainatı yaratan zattır. Bir elma bir bahçenin ürünü, bir bahçe bir mevsimin, bir mevsim bütün kainatın mahsulatını, özetini içerisinde taşıyor. Evet. Haşiyemiz bitti burada. Cümlemize dönelim bütün gelecek zamanda olan mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamandaki mucizat kudreti olan vukuatı şehadet eden demiştik. Gelecek zamandaki mümkünat dediği, işte kabir mümkünattır, ölüm mümkünattır, alem-i erbah ruhlar alimi mümkünattır, mahşer mümkünattır, sırat köprüsü mümkünattır, cennet ve cehennem mümkünattır, ebedi hayat mümkünattır, olabilir şeylerdir bunlar. Ama henüz bize göre olmamıştır ama olabilir şeyleri de Allah'ın vaat ettiği şeylerdir. Ama geçmiş zaman vukuattır. Big Bang'den bugüne kadar 13-15 milyar sene geçmişse bilim öyle diyor. Hepsi vukuattır. Olmuştur. Vaki olmuştur. 15 milyar sene önce yaratan gelecek zamanı yaratabilir bir kudrettir. Onu vaat etmiştir. Dolayısıyla ve kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bir müşahede icat eden bir, bir Kadir-i Zülcelal'den insan nasıl ademe gidip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir? Kıyameti ve haşre, kıyamete ve haşre benzeyen kış ile baharı her vakit bir müşahede icat eden bir Kadir-i Zülcelal. Evet kışın kıyamete benziyor. Kış kıyamet koptu deriz. Hani her taraf kar kış olur soğuklar başlar rüzgarlar başlar bir kıyamet koptu deriz kış kıyamet başladı deriz bahar mevsimi de benziyor kışın kıştan sonra gelen bahar yepyeni bir dirilişle bütün tabiatın dağların taşların ağaçların bağların bahçelerin yepyeni bir dirilişle dirilmesi kelebeklerin sineklerin böceklerin kuşların yeni bir heyecanla ortaya çıkması ve baharda bütün ağaçların çiçek açması meyveye durması yazın meyve vermesi bir haşir gününe işaret ediyor. Dolayısıyla kıyamet haşre benziyor. Bahar da e, kıyamet kış kıyamete benziyor. Bahar da haşre benziyor. Böyle bir müşahede insan bunları görüyor. Bunları icat eden Kadir-i Zülcelal olan Cenab-ı Allah insanı nasıl ademek böyle bir Allah'tan insan nasıl Adem'e gidip kaçabilir. Yokluğa gidip de ben yok olacağım Allah'ım ben kaybolup gideceğim diyebilir mümkün değildir. Toprağa girip insan saklanamaz. Toprağa girip nasıl saklanabilir? Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor, elbette bir mahkemeye kübra bir saadete uzmaya gidecektir. Madem bu dünyada insana layık bir muhasebe yoktur bu dünyada, insan bu dünyada hesap vermiyor, İnsan bu dünyada yiyip, içiyor, gezip, tozuyor, eğleniyor, çalışıyor, kazanıyor ve kazanıtlarını yiyor. Ama insan böyle bir insan bu dünyada bir muhasebe görmüyor. Fakat insan böyle bir insan mahkemeye kübraya gidecek, bir saadeti uzmaya, bir ebedi saadete uzun sonsuz bir saadete gidecek ve insan böyle bir mahkemeden sonra ebedi bir saadetin kapısını çalacaktır insan ebede namzettir. İnsan ebediyete koşarak gidiyor efendim. Ebedi hayatınız cennetle olsun, Allah'ın rızasıyla olsun, Allah'ın lütfu, bereketiyle olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.